Anayasa Uzlaşma Komisyonu liderler turuna başladı. Başbakan Erdoğan'ı ziyaret eden komisyon tam destek aldı. Erdoğan görüşme sonrası nasıl bir anayasa istediklerini anlattı. Başbakan özel yetkili mahkemeler konusunda da beklenen açıklamayı yaptı. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu yoğun bir çalışma içerisinde metnin yazımı devam ederken komisyon üyeleri hafta başında Çankaya Köşkü'ne çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kendisine bilgi veren Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na tam destek verdi. Anayasa yapma çalışmasında en dikkat edilecek şey çok geniş bir ortak paydayı ortaya çıkartmak olduğunu söyledim. Çünkü bu hepimizi kuşatan bir hukuki belge olacak. Cumhurbaşkanı yeni anayasa konusundaki beklentilerini böyle özetledi. Meclis Uzlaşma Komisyonu üyelerinin ikinci durağı AK Parti'ydi. Cemil Çiçek Başkanlığındaki heyet Başbakan Erdoğan'la görüştü. Bütün arzumuz devletin insanın emrine girdiği, insana endeksli sivil bir anayasayı bu yıl sonuna kadar bitirebilmek. Başbakan Erdoğan uzlaşma komisyonunun çalışmalarından umutluydu. Ön şartımız yok, sonuna kadar her türlü desteği vereceğiz dedi. Bütün mesele yani bu fikirlerin müzakeresinden sonra hakikat güneşini yakalamaktır. Bu hakikat güneşi de inşallah bizim sivil yeni anayasamız olmalıdır diye düşünüyorum. Bu arada Başbakan Erdoğan özel yetkili mahkemelerle ilgili gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Son sözü parlamento söyleyecek dedi. Özel yetkili mahkemeleri biz kuran iktidarız. Çalıştı ve çalışması esnasında da faydalı olduğu zamanlar oldu. Maalesef zararlı olan anlar oldu. Biz ideali yakalamak durumundayız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan özel yetkili mahkemelerin kaldırılabileceğinin sinyalini verdi. Tamamen kaldırılması mı söz konusu, yetkilerin kısıtlanması efendim? Bak müzakereler, tartışmalar yapıldıktan sonra tamamen kaldırması için miydi masada? Her şey olabilir.